İstanbul Beylikdüzü'ne uzanıyoruz şimdi de. Bir okulun bahçesine inanamayacaksınız ama şantiye kuruldu değerli izleyenler. İşçileri, demir yığınlarını, iş makinelerini gören veliler şok oldu. İşte bol tozlu, topraklı, çok gürültülü, zift kokulu o ilkokul. Çocuklar şu an buraya girebilir. Başlarına bir iş gelebilir. Ayaklarını sokmaya çalışıyorlar. İşte kollarını sokuyorlar. İnşaat gürültüsü, toz, zift kokusu. Okul bahçesi bir çitle ayrıldı. Sol tarafta inşaat başladı. Eğitimin böylesi velilerin de öğrencilerin de sabrını taşırdı. Ders görürken sıkıntı yaşıyor musunuz? Evet, çok gürültü oluyor. Çocuğumun ayağına çivi batabilir, kafasına taş gelebilir. Beylikdüzü'nde bulunan bu ilkokulun bahçesi ikiye ayrılmış durumda. Yakın zamana kadar herhangi bir çalışma yoktu ancak bu bölümde iş makineleri girmiş ve inşaat çalışması başlatılmış. Diğer tarafta da eğitim, öğretim devam ediyor. İşte bu duruma veliler isyan etmiş durumda. İsyan ederken yanıt bekledikleri onlarca da soru vardı. İçeride iş makineleri çalışıyor. Ne kadar aşağı inecek? Zemin sağlam mı değil mi? Kaza artacak, daha derine inecekler. Sınıflarda dersler yapılıyor. Sesten kaynaklı bir sıkıntı yaşanacak. Demirler buraya yığılmış durumda. İş makinesi bekliyor. İşte bu iki alanı ayıran gördüğünüz bu çit. Güvenliği de bu çit sağlıyor. Burayı kapattılar. Burası böyle tel çekilmiş. Çocuklar tellere yapışmış bir vaziyette. Toz toprak havaya uçuşmuştu. Zift kokusundan burada durulmuyordu. Yarın bir gün çocuğumuzun başına bir iş geldiği zaman ondan sonra ah edip vah edip hiçbir anlamı yok bunun. Her şey yolunda giderse bahçeye anaokulu inşa edilecek. O güne kadar da öğrenciler inşaat eşliğinde tehlikeyle kol kola eğitime devam edecek. Yani gerçekten olmaması gereken bir zamanda olmaması gereken bir yere böyle bir şey yapıyorlar.